Sevgili arkadaşlar merhabalar. Smartus'un Tuz Yuduz hazırlık serisinde romatoloji soru çözümlerinin ikinci seansıyla karşınızdayım. Hemen birinci sorumuza bakalım. Öncelikle belirteyim bu sorular romatoloji soru bankası e, soru kitabından geliyor. Kitaba edinip oradan takip edebilirsiniz. E, aynı zamanda PDF olarak e, bunları sitemize smartus.com.tr'ye çözdüğümüz soruların PDF'leri olarak koyuyoruz. Oradan da e, ilişkili soruların PDF'lerini alabilirsiniz. E, birinci sorumuz e, özür diliyorum. Hemen geri gidelim. 26 yaşında kadın hasta. Son 3 yıldır olan reyno fenomeni. 3 yıldır varmış benzeri şikayetler tarif etmesi nedeniyle aile hekimi tarafından romatolojiye yönlendiriliyor. Hastanın öyküsüne baktığımızda bir yıl önce gastroözofajal reflü tanısı, gastroözofajal reflü hastalığı tanısı aldığını görüyoruz ve omoprazol tedavisi başlanıyor. Fizik muayenede her iki el parmaklarında yumuşak doku şişliği, el ayaları ve parmakların volar yüzlerinde talenjektaziler izleniyor. Kol ve bacakta cilt ödemi ya da ciltte gerginleşme saptanmıyor. Laboratuvar testlerinde hemogram, serum kreatinin düzey ve idrar tetkiki normal olarak saptanıyor. Antinükleer antikor titresi yani ana titremiz nükleolar patende ve yüksek titrede yani 1 bölü 640 titrede pozitif olarak bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Morfea, sınırlı kütanöz sistemik sikleroz, füskütanoz sistemik sikleroz, eosinofilik fasit, sistemik lupus eritematoz şıklarımız var. Şimdi bakalım arkadaşlar, bulguları tek tek bir değerlendirelim. 26 yaşında bir kadın hastamız var, genç hastamız. 3 yıldır olan reyno fenomeni var hastada. Bununla beraber gastroözyofajyal reflü tanısı konuluyor. El parmaklarında e, yumuşak doku şişliği ve kaşıntılar özür dilerim yumuşak doku şişliği var ve talenjektaziler var hastamızın. Talenjektaziler. Şimdi şu bulguları birleştirdiğiniz zaman e, yüksek ana titresini de hesaba kattığınız zaman 1 bölü 640. En olası tanının hangisi olduğunu düşünebiliriz. Sınırlı kütanöz sistemik sikleroz. Aslında bu hasta Crest sendromuna benziyor değil mi? Şimdi bakacağız Crest sendromu neydi. Eee Önemli ipuçları neler? Hastanın reyno fenomeni olması, genç kadın hasta olması, özüfagus tutulumu olması ve talenjektaziler olması, yüksek titrede ana pozitifliği olması. Bunun antisentromer antikoru olduğunu e, spesifik olarak e, analiz edildiğinde tahmin edebiliriz. Bakın öncelikle size Crest sendromu neydi? Onu hatırlatayım. Kalsinozis ciltte. Reyno fenomeni, R, Özofajyal dysfunction bu çoğunlukla gastroözofageal reflü semptomları olarak ortaya çıkar. Sklerodaktili yani parmaklarda cildin kalınlaşması, cildin kalınlaşması ve sertleşmesine verilen isimdir. Buna bağlı olarak parmaklar böyle pençe şeklinde alabilir ve talenjektaziler yüzde olabilir, vücudun diğer yerlerinde olabilir. Hepsi beraberse buna CREST sendromu adı veriliyor. Günümüzde bu e semptomların hepsinin bir arada görülmesi gerekmiyor. Bu durumda ne düşünüyoruz hastalarda? Sınırlı sistemik skleroz. Yani limited sistemi, limited cutanöz, sistemik skleroz düşünüyoruz. Bakın arkadaşlar diğer şıklara bakalım. Morfia. Morfia'nın bir diğer ismi lokalize lokalize skleroderma. İç organ tutulumu olmasını beklemeyiz. Yani ana pozitifli olmasını beklemeyiz, gör olmasını beklemeyiz. Bu açıdan eleyebiliyoruz morfeayı. Diffüs kutanöz sistemik siklorozda özellikle eller ve ayakların daha proksimalinde, bacakta, kolda ve gövdede siklerotik değişiklikler olmasını beklerdik. bunun yanında diğer iç organ tutulumu bulguları olmasını beklerdik. Bu hastalık genellikle hızlı ilerler arkadaşlar. Eozinofilik fasit özellikle gövdede Kollarda ve bacaklarda olan cilt kalınlaşması e, morfia'nın daha derin bir tipi olarak kabul ediliyor çoğunlukla sevgili arkadaşlar. Hastalarda sedimentasyon yükselmesi, eozinofili görülebilir, iç organ tutulumu çoğunlukla beklenen bir şey değildir. Özellikle gastrolojilerin reflü olması ve ana pozitifliğine beklenen bir durum değil. Sistemik lupus eritemata cilt bulgularını görmüyoruz bu hastada. Raynaud fenomeni eşlik edebilir ancak tipik değildir. Yani Raynaud gördüğümüz zaman bu hastada lupus var mı diye öncelikli olarak düşünmeyiz. ANA titresi e, genellikle rim dediğimiz periferal paternde pozitiftir. Benekli ya da nükleolar değildir. E, dahası diğer bulguların olmasını bekleriz. Bunlar nedir? Örneğin özellikle cilt semptomları. Yani e, fotosensitif döküntü olması, malar rash olması, ağızda, burunda Ülserler olması, saç dökülmesi gibi semptomlar cilt bulguları olmasını beklerdik. Bakın e, sınırlı kütanyo sistemik sikleroz ile diffüz kütanyo sistemik arasındaki bazı farklılıklar. Cilt tutulumu yavaş başlangıçlı sınırlı kütanyozda. Parmaklarla sınırlı, daha perifere gitmiyor, dirseklerin distalinde oluyor. Yüzü tutabilir ve yavaş ilerler. Diffüz kütanyoz ise daha hızlı ilerler gövdeyi ve proksimal ekstremiteleri tutar. Reyno fenomeni neredeyse tamamen var. Bazı çoğunlukla cilt tutulumundan yıl önce görülüyor. Bu bazen yılları bulabiliyor. kritik iskemi oluşabilir ve buna bağlı olarak ülserler gelişebilir. Hafif artıcı haricinde eklem tutulumu beklemiyoruz. Interstisiyel akciğer hastalığı ve pulmoner arteriyel hipertansiyon oluşabilir. Sikloroderma renal krizi olmasını beklemiyoruz. Kalsinozis kutis, kresten hatırlayın C'den ee, görülebilir. Otantikor olarak her ikisinde de ana pozitifliği bekleyeceğiz. Ancak spesifik otoantikor olarak antisentromer, sentromer sınırlı kütanözde, difüz kutanözde ise antitopoizomeraz 1 ya da anti-SCL70 antikoru bekliyoruz. İkinci sorumuz, 29 yaşında bir kadın hastamız var arkadaşlar. Ellerinde soğukta oluşan renk değişikliği. Renk değişikliğinin soğukta oluştuğunu duyuyorsak Rayno fenomeni mutlaka aklımızda olmalı. Hasta soğuk havada el parmaklarında solukluk olduğunu, elini ısıttıktan sonra ise önce morluk, daha sonra ise kızarıklık oluştuğunu belirtiyor. Tipik Rayno fenomeni sıralaması değil mi bu renk değişikliği? Rayno fenomeni bildiğiniz gibi primer ya da sekonder olarak ayrılıyor. Primer kendi başına görülmesi, altta bir romatolojik hastalık ya da başka hastalık olmaması. Sekonder ise bir kollajen doku hastalığı ya da romatolojik hastalığa eşlik eden reyno fenomenini tanımlıyor. Bize sorulan hangisinin olmasının sekonder reyno fenomenini desteklediği sorulmuş. Herikelde ve simetrik olması daha çok primeri destekler. Sekonderde de olabilir. Akraci ya da sistemik başka semptom olmaması primeri destekler arkadaşlar. Antinükleer antikorun negatif olması primeri destekler. Ailede benzer şikayetler olması primeri destekler. Çok uzun yıllar olması başka bulgular olmadan primeri destekler. Tırnak yatağı kapilleroskopisinde tırnak yatağındaki kapiller yumakta anormallikler izlenmesi ise sekonderi destekler. Primerde böyle bir şey beklemiyoruz. Bakın burada özetledim şu tabloda. Cevabımız Ereğli çeşitli özellikler açısından primer ve sekonder reyno sendromlarının farklılıkları. Kadında fazla görülmesi primer reynoya daha tipik. Hastalığa bağlı olarak, altta yatan hastalığa bağlı olarak kadın ya da erkekte daha sık görülebilir sekonder reyno fenomeni. Yaş primerde 40'ın altındadır. Sekonderde ise genellikle 40 ve üzerindedir. ailede reyno öyküsü pozitiftir primerde, sekonderde çoğunlukla negatiftir. Tutulum simetrik ve bilateraldir. Primerde Sekonderde bilateral de olabilir, unilateral de olabilir. Parmakta iskemi varsa daha çok sekonderi düşünmeliyiz. Sikloredaktör varsa sekonderi düşünmeliyiz. Bir romatizmal hastalık biliniyorsa sekonderi düşünmeliyiz. Sistemik şikayetler varsa sekonderi düşünmeliyiz. Anormal kapilleroskopi varsa sekonderi düşünmeliyiz. Ana ya da diğer spesifik otoantibodiler pozitifse sekonderi düşünmeliyiz. Sedimentasyon hızı yüksekse yine sekonderi düşünmemiz gerekiyor. Üçüncü sorumuz, 34 yaşında bir kadın hastamız var. İki yıldır reyno fenomeni nedeniyle değerlendiriliyormuş, takipteymiş hasta. Son iki yıldır şiddetli gastroözofajal reflüsü, yazalım şuraya, görü var. Ve son bir yıldır cilt kaşıntıları olduğu öğreniliyor. Reyno var. Fizik muayenede kan basıncı yükselmiş. Kan basıncı yüksekliği yani hipertansiyon ortaya çıkmış hastanın. Ağız açıklığının azaldığı, ve ağız kenarlarında kırışıklıklar olduğu, el parmaklarının uçlarında dijital pitler. Bunlar çoğunlukla dijital ülserlere bağlı gelişir arkadaşlar. Dijital ülserlere bağlı gelişir. Reyno fenomenine bağlı olarak dijital ülserler ve bunların sekeli olan pitler yani çukurlar varsa burada daha çok sekonder reyno fenomenini düşünmemiz gerektiğini hatırlayın. Ve siklorodaktili saptanıyor. Karın, göğüs ve proksimal ekstremitelerde cilt gerginliğinde artış olduğu, Bulgular sistemik skleroza uyuyor. Sistemik skleroz. Yalnız iki tipi olduğunu biliyoruz bunun. Limited kütanöz, limited kütanöz, sınırlı kütanöz, e, ya da e, diffüz kütanöz, diffüz Temel ayrımımız neydi? Limitli, limited kütanözde e, dirseklerden ve dizlerden proksimale gitmemesi, gövdeyi tutmamasıydı. Her ikisi de yüzü tutabiliyor, unutmayın bu hastada bakın göğüs, karın ve proksimal ekstremitelerde cilt tutulumu olduğu söylediği için diffüz kütanöz sistemik siklorozu ön planda düşünmeliyiz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Crest sendromu limited kütanözün bir özel formudur. Ee, kalsinozis vardır, reyno fenomeni vardır, özofagus tutulumu vardır, e, vardır ve talenjektaziler vardır. Bu hastada kan basıncının artması bize e, renal kriz gelişmekte olduğunu ya da gelişeceğinin bir işareti olabilir. Crest sendromunda ve limited kütanözde e, oldukça nadir görüyoruz renal tutulumu. Sınırlı kütanöz, sistemik sikleroz ve crest sendromunu öncelikli olarak düşünmüyoruz. Mixed connective doku hastalığı neydi arkadaşlar? Sistemik lupus eritematosus, e, sistemik sikleroz ve polimiyozitin özelliklerinin bir kombinasyonu şeklinde karşımıza çıkıyordu. Bu hastada lupus ya da polimiyozit semptomlarını e, ya da bulgularını görmüyoruz. Bunu da eleyebiliriz. Eozinofilik fasiitte hastada eozinofili sap, e, belirtilmemiş, iç organ tutulumları vermiş, eee sklerodaktili olduğu söylenmiş. Bunları eozinofilik fasiitte görmeyi beklemiyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir önceki soruda tanımlanan hastada aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi için en yüksek risk mevcuttur diye sorulmuş. Hastanın kan basıncının yüksek olduğunu söylemiştik, görmüştük. E, Diffüz fitanöz, sistemik sikloroza kan basıncı yüksekse ne gelişme riski en fazladır? Sikloroderma, renal krizi gelişme riski en fazladır. Bu hasta bu açıdan yakın takip altında tutulmalı arkadaşlar. Pulmoner hipertansiyon ve intersiyel akciğer hastalığı açısından da bu hastada elbette risk artışı var. Ancak renal kriz şu anda bu hasta için en önemli olan komplikasyon. Cevabımız Diyarbakır. Beşinci sorumuzda tekrarlayan üst gastrointestinal sistem kanamaları ve demir eksikliği buna bağlı olan 56 yaşındaki diffüz kütanöz sistemik siklerozu bilinen bir kadın hastaya üst endoskopi yapılıyor. Endoskopide bakın şekildeki görüntü tarif edilmiş. Şuralardaki mukozal eritemleri görüyorsunuz. Böyle bir şerit gibi arkadaşlar. Adeta bir karpuza andırıyor. Buna watermelon, watermelon stomach. Yani watermelon stomach ne demek? Karpuz mide adı da veriliyor. Diğer bir ismi de gave. Gastrik antral vasküler ektazi adı da veriliyor. Diffüz Kutanöz sistemik siklerozda görebildiğimiz tekrarlayan giz kanamalarına ve buna bağlı demir eksikliğine yol açabilen bir tablo. Bu riski artıran antikor ise anti-RNA polimeraz 3 antikor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Bakın sistemik siklerozda görülen otoantikorlar ve bunların ilişkili olduğu klinik tablolar her zaman soru kaynağıdır. Hem Yudus'ta hem de TUS'ta bunların iyi bilinmesini özellikle önemli antikorlar yani DNA topoizomeraz 1 ya da SCL70 antisentromer antikor ve RNA polimeraz 3 ile ilişkili durumları bilmeniz önemli. RNA polimeraz 3'ü yaygın yani difüz kütanöz sistemik siklorozda görüyoruz. Hangi klinik tabloların riskini arttırıyor ya da onlarla ilişkili? Hızlı ilerleyen cilt bulguları, tendon friction rap dediğimiz sürtünme sesi, eklem kontraktürleri, gave işte az önceki hastada gördüğümüz, renal kriz, eş zamanlı maliniteler ve nadiren parmak ulseriler ile ilişkili. Bu asosyasyonları lütfen aklımızda iyi tutalım. İyi tutalım. Altıncı sorumuz. 12 yaşında oldukça genç bir hastamız var. Erkek hasta. Ateş ve diz, el bileği ve ayak bileğinde ağrı ve şişlik nedeniyle değerlendiriliyor. Hastanın öyküsünde 3 hafta önce boğaz ağrısı. Olması haricinde özellik bulunmazken Eklem şişliklerinin yer değiştirdiği öğreniliyor. Fizik muayenede ateşi var 38.4. Göğüs üzerine yerleşen annüler tarzda ortası soluk kenarları hafif kabarık ve daha belirgin pembe maküler lezyonlar izleniyor. Bir cilt döküntümüz var maküler, ortaları soluk kenarları belirgin. Her iki ayak bileğinde, sol dizde ve sol el bileğinde şişlik asimetrik bir eklem tutulumu olduğunu görüyoruz ve eklem hassasiyeti tespit ediliyor. Kardiyak oskültasyonda APEX'te 3 bölü 6 sistolik üfürüm duyuluyor. Laboratuvar testlerinde lokositos, CRP ve sedimentasyon yüksekliği mevcut. Eko yapılıyor hastaya arkadaşlar. Mitral kapakta valvülitle uyumlu görünüm saptanıyor. Bu hastada en olası tanı soruluyor bize. Infektif endokardit, postreptokokal, glomerulonefrit, akut romatizmal ateş, IgA vaskülitli kavazaki hastalığı. Şimdi 12 yaşında bir erkek çocuğu var. E, 3 hafta önce bir ye geçirmiş. Boğaz ağrısı var. Ondan sonra ne gelişiyor bizde? Ateş gelişiyor. Bakın mitral valvülit yani kardit gelişiyor. Ee, maküler cilt döküntüsü var ve gezici asimetrik artriti var. Bu bulguları birleştirdiğinizde bu hastada en olası tanı Jones kriterlerine göre akut romatizmal ateş olacaktır. İnfektif endokardit gelişmesi açısından bu hastada predispoze bir faktör olduğunu görmüyoruz. Bu bize söylenmiyor. Hastada bakteremiye yol açacak bir e, işlem, medikal işlem tarif edilmiyor. Boğaz enfeksiyonu var. Bu infektif endokardit gelişimi için tipik bir giriş noktası değildir. Dahası embolik ve e, otoimmün fenomenleri, immün fenomenleri ve embolik fenomenleri görmüyoruz hastada bulgu olarak. O nedenle düşük bir olasılık infektif endokardit. Post-reptokokal glomerulonefrit için idrar azalması, hipertansiyon, idrar bulguları e, verilmemiş. O nedenle öncelikli olarak düşünmüyoruz. IgA vaskülitinde vaskülitik döküntü bekleriz. Palpable purpura bekleriz hastalarda. Böbrek tutulumu bekleriz. Karın ağrısı vardır ve giz kanaması olabilir. Bunların hiçbirini görmüyoruz. Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındaki çocuklarda görülür. El ve ayaklarda desukamasyon yapan döküntüler vardır. E, mukozalarda e, eritem olmasını bekleriz. Ateş vardır ve kardit özellikle e, koroner arterlerde inflamatuvar değişikliklere neden olabilir. Yaş grubu olarak ve bulgular olarak uymuyor. Bu hastada en olası tanımız akut romatizmal ateş. Hastada bir döküntü tariflenmişti. Hatırlayın. Etrafı daha eritemli, genişleme gösteren ortaları soluk ve kenarları ciltten kabarık lezyonlar. Bunlara eritema marginatum adı veriliyordu ve Jones kriterleri arasında olduğunu hatırlayalım. Yedinci sorumuz, 23 yaşında bir kadın hastamız var. Eklem ağrıları ve ateş nedeniyle başvurduğunda yapılan tetkiklerle ara tanısı konuluyor. Akut romatizmal ateş tanısı konuluyor. Hastaya aspirin tedavisi başlanıyor arkadaşlar. Ekokardiyografide kardit, yani miyokard ya da kalp kapağı tutulumu saptanmıyor. Tedavisinden 15 gün sonra kontrol ekosu yapılıyor. Herhangi bir sekel kalmadı, herhangi bir anormallik olmadığı görülüyor kalp kapaklarında. Bu hastada elbette ara için sekonder profilaksi yapmamız gerekiyor. Ancak bunun için en uygun rejimi soruyor bize. Profilaksiye gerek yoktur A şıkkı. B'de 28 yaşına kadar profilaksi yapılmalıdır. Hastamız 23 yaşında olduğunu hatırlayalım. 35 yaşına kadar profilaksi yapılmalıdır. 40 yaşına kadar profilaksi yapılmalıdır. Yaşam boyu profilaksi yapılmalıdır. Şıklarımız var. Bu hastada profilaksi yapılması gerektiğini takdir edersiniz. Hastanın tanımını verelim öncelikle. Akut romatizmal ateş gelişiyor. Ancak kardit yok. Kalp kapaklarında sekel yok. Bakın arkadaşlar bu hastalarla ilgili önerileri ben size şurada bir özetleyeyim. Sonra soruya tekrar dönelim. Şimdi kardit olmadan akut romatizmal ateş olduğu zaman iki seçeneğimiz var. Son ataktan itibaren 5 yıl ya da 21 yaşına kadar. Bunlardan hangisi daha uzun bir süre profilaksi sağlayacaksa o seçilmeli. Hastamız hala hazırda 23 yaşında olduğu için 5 yıl daha profilaksi verip 28 yaşına kadar profilaksi yapmak bu hastada tercih edilen seçenek olmalı. Eğer hastamızda kardit olsaydı ancak rezidüel kapak hastalığı olmasaydı bu hasta için 33 yaşına kadar yani 10 sene profilaksi uygulanması uygun olacaktı. Klinik veya kardiyografide belirgin olan kalıcı kapak hastalığı olsaydı, örneğin bir mitral yetmezlik gelişseydi bu hastada ya da mitral darlık olsaydı, daha sık görüyoruz erken dönemde. Son ataktan itibaren 10 yıl yani 33 yaş ya da 40 yaş ki hangisi geçse o diyor. Bu hastada 40 yaşına kadar penisilin profilaksi uygulamamız gerekecekti. Bu durumda şıklara bakacak olduğumuzda hastamıza son ataktan itibaren 5 yıl yani 23 artı 5, 28 yaşına kadar profilaksi yapılmasının en uygun seçenek olduğunu söyleyeceğiz. 8. sorumuz bilinen hastalığı olmayan 32 yaşında kadın hastanın 6 aydır giderek kötüleşen göz ve ağız kuruluğu. Zerostomisi ve zaroftalmisi var hastanın sikka semptomları var. Başvuruyor hasta gözlerinde batma hissi olduğunu ve bu nedenle kontakt lenslerini kullanamadığını ve dişlerinde de yeni çürükler geliştiğini belirtiyor. Arkadaşlar göz kurulu ve ağız kurulu bazen isim olarak söylenmez. Derler ki hastanın gözlerinde batma hissi var ya da kontakt lensini kullanamıyor. Gözlerini kapatması gerekiyor yanma nedeniyle ya da yeni diş çürükleri gelişiyor. Biz sizin buradan gözde ve veya ağızda kuruluk olduğunu anlamanız gereklidir. Hasta aynı zamanda yorgunluğu olduğunu, ve yanaklarında dolgunluk hissettiğini, yanaklardaki dolgunluk, göz ve ağız kurulu olan bir hastada her zaman parotis bezinde büyümeyi akla getirmeli, belirginleşmeyi. Fizik muayenede mukoz membranlar kuru, diş çürükleri mevcut ve parotis bezlerinde şişlik, bakın palpe edilebiliyor. Şirmer testinde 5 dakikada bilateral 3 milimetre sonucu alınıyor. Şirmer testinin normali 5 dakikada Beşiktaş, yani 5 milimetredir arkadaşlar. Bunun altında olduğu zaman test pozitif kabul edilir göz yaşının azaldığını gösterir. Laboratuvar testlerinde ise yüksek titrede pozitif ana var. Yetmezmiş gibi antiro yani SSA ve antilea yani SSB de kuvvetli pozitif olarak saptanıyor. Elbette tanınız hemen Jögren sendromu olmalı böyle bir hastada. Neden? Zerostomisi, zeroftalmisi var, yorgunluğu var, bilateral parotis büyümesi var, pozitif şirmer testi ve e, otoantikor pozitifliği var. Kesin kez bu hasta Jögren sendromuna sahiptir. HIV ve HCV enfeksiyonu ağız ve göz kuruluğu pozitif olan hastalarda ayrıcı tanıda akılda bulundurulmalı arkadaşlar. Sarkoidoz ve IgG4 ile ilişkili hastalıkta ise parotis bezinde büyüme görülebilir. Bu açıdan bu hastalıklar ayrıcı tanıya girer. Ancak hiçbirinde bu otoimmün patern bu şekilde pozitif bulunmayacaktır. Cevabımız Diyarbakır olacak. olacak. Bir önceki soruda tanımlanan hastada ön tanı olarak Jögren sendromu düşünüyoruz. Peki, Jögren. Ancak kesin tanı için ne yapalım diye soruluyor bize. Ne dersiniz? Parotis biyopsisi yapıp gösterelim mi oradaki lenfosit infiltrasyonunu? Ya da labial tük, küçük tüklük bezlerine biyopsi mi yapalım? Ek işlem gerekli değildir demiş C şıkkımız. Parotis siyalografisi mi yapalım? Tüklük bezi sintigrafisi mi yapalım? Arkadaşlar bu hastada cevabımız herhangi bir şey yapmaya gerek olmadığı yönünde olacak. Bakın neden? 2016'da yapılan sınıflamaya göre bu 2016 ACR Euler Jögren sendromu sınıflandırma kriterleri skorla tanı koymayı oluşturdu. Hastalarda en az göz ya da oral kuruluk semptomu olacak. Bunun olduğu hastalarda 4 puan ve üzerinde alırsanız yani büyük eşit 4 ise Jögren sendromu tanısı konuluyor. Bizim hastamızda ne var hatırlayalım ro SSA antikoru pozitif. Şirmer testi pozitif. Yani hastamız kafadan zaten 4 puan alıyor. O nedenle bu hastada invazif bir test yapmamız, major ya da minor tüplük bezlerle biyopsi yapmamız ya da e, göz miktarını ya da tüplük miktarını gösteren özel bir tetkik yapmamıza gerek yok. Bakın unutmayın dışlama kriterlerinde şu hastalıkların ekart edilmiş olması gerekiyor bu tanı kriterlerini çalıştırabilmek için. Yani sarkoidoz, amiloidoz, GVHD, IgG4 ilişkili hastalık, AIDS, aktif hepatit C enfeksiyonu ve baş ve boyuna radyoterapi öyküsü olmaması gerekiyor arkadaşlar bu hastalarda. Onuncu sorumuz bilinen primer Jögren sendromu olan 29 yaşında kadın hasta kas güçsüzlüğü ve miyalji nedeniyle poliklinik kontrolünde değerlendiriliyor. Laboratuvar testlerinde serum potasyumu 2, mili bölü litre. Bikarbonat 6 mili bölü litre. sıfır 0,8 miligram bölü desilitre. İdrar tetkikinde ise idrar pH'sının alkali olduğunu yani 8 olduğunu ve proteinin trace ya da eser düzeyde olduğunu görüyoruz ve eritrosit izlenmiyor. Bu hastada en olası tanı hangisidir denilmiş. Şimdi hipokalemi nedeniyle bu hastanın Jogren sendromu olan hastanın kas güçsüzlüğü ve miyacisinin olduğunu anlayabiliriz. Ancak bir anormallik var hastada. Bakın bir karbonatı da altı. Biz normal hipokalemik hastalarda ne bekleriz? Metabolik alkaloz bekleriz değil mi? Çünkü hidrojen e, hücre dışarısı e, hücre içerisine girer ve idrarla alkali kaybolur bu hastalarda. Bu durumda. Metabolik alkaloz görmemişiz. Bakın bir karbonatı 6'ya düşmüş. Hastada oldukça derin bir metabolik asidoz olduğunu görüyoruz. Hipokalemi artı metabolik asidoz hangi durumu aklımıza getirmeli? Renal tübüler asidozları ve diyareyi aklımıza getirmeli arkadaşlar. Her iki durumda da anyon gapi normal metabolik asidoz görüyoruz ve klor düzeyi artmış oluyor sevgili arkadaşlar. Peki Jögren sendromunda hangi renal tübüler asidozu görürüz tipik olarak? distal renal tübüler asidozu görürüz değil mi? En sık sebeplerinden bir tanesidir. Cevabımız bursa olmalı. Jögren, metabolik asidoz ve idrar pH'sının alkali olması bize her zaman distal renal tübüler asidozu düşündürmeli. Renal tübüler asidozu proksimalden nasıl ayıracağız? Normalde hastada bir metabolik asidoz geliştiğinde arkadaşlar, böbrek yani distal tübüller asiti sekrede ederler ve beş 5.5'un altına indirirler. Asit bir idrar bekleriz distal tübülümüz sağlamsa. Ancak distal renal tübüller asidoz olduğu durumlarda distal tübül çalışamayacağı için metabolik asidoz varlığına rağmen pH'mız 5.5'un üzerinde olacaktır. Bu hastadaki 8 gibi. Bu da bize problemin temel olarak distal renal tübüllerde olduğunu gösteren bir faktör olacaktır. 11. sorumuz. 25 yaşında kadın hastamız var bel ağrısı nedeniyle değerlendiriliyor. Hastanın yıllardır sırt ağrısı ve uyandığında ve hareketsiz kaldığında şiddetlenen sırtta tutukluk ve ara ara kalça ağrısı olduğunu öğreniyoruz. Hasta tutukluğun en az bir saat sürdüğünü ve hareket ve egzersizle açıldığını belirtiyor. Sırt ağrısının da en fazla alt torasik vertebralarda olduğu, ağrının hastayı gece uykusundan uyandırabilecek şiddette olabildiği anlaşılıyor. Fizik muayenede periferik artrit ya da vertebral hassasiyet saptanmıyor. Schöber testi sonucu 13 santimetre olarak bulunuyor. Peki genç bir kadın uzun süreli olan kalça ve sırt ağrısı var. Bu ağrıların özelliği inflamatuar olması arkadaşlar. Dikkat edin inflamatuar ağrı olması. Neydi inflamatuar ağrı? Sabah katılığıyla özellikle bir saatin üzerindeki sabah katılığıyla beraber olması, hareketle beraber azalması, istirahatle artması ve gece uykudan uyandırır karakterde olmasıydı. Peki, e, hastanın bir de şöber testinin pozitif olduğunu söyleyebilir. Şöber testinde 15 santimetre en az ölçüm yapılması gerekiyor. Normal olması açısından bu hasta da pozitif. En olası tanı soruluyor bize. Tanı da elbette aksiyel spondiloartriti, ön planda da ankilozan spondiliti düşünmemiz lazım spinal stenozlar ağrılar bacağa yayılır karakter, karakterdedir arkadaşlar. İnflamatuar değildir. Daha çok mekanik ağrı şeklinde tanımlanır. Fibromiyalji sırt ağrısı, spinal ağrı ve şöber testinde pozitiflik yapmaz. Hastalar genç kadın olabilir ancak çoğunlukla psikososyal problemleri olan hastalardır. Enfeksiyöz diskitte medulla spinalis üzerinde diskitin olduğu bölgede hassasiyet alınır çoğu zaman. Hastalarda ateş vardır. CRP, beyaz küre ve diğer e, inflamatuar parametreler artmıştır. Tabii ki bu parametrelerin bir miktar ankilozan spondilitte de artmış olmasını bekleyebiliriz. Lomber disk hernisi genellikle pozisyonel ağrı yapar. Siyatik şeklinde ağrı bacağa yayılabilir. Eee inflamatuar ağrı karakterinden ziyade mekanik ağrı karakteri gösterir arkadaşlar. Cevabımız burada aksiyel spondiloartrit. Bakın Hastaya ayakta dururken L5 S1 bölgesini işaretliyoruz. Bunun 10 santimetre proksimalini işaretliyoruz. Hasta elleri ayaklarına, parmak uçlarına değecek şekilde fleksiyona geldiği zaman kalçalardan bu açıklığın, normalde 10 santim ölçmüştük, O en az 15 santim olması lazım. 15 santimin altında olduğu zaman, az önceki hastada olduğu gibi buna lomber vertebra hareketlerinin sınırlanması adını veriyoruz. Servikal bölgede bu açıklık 34 santimetreye kadar artış olmalı. Daha az olursa o testinde bu durumda da servikal vertebranın mobilizasyonunda azalma olduğundan bahsedebiliriz. 30 yaşında erkek hastamız var. 4 aydır devam eden sırt, bel ve aralıklı kalça ağrısı nedeniyle değerlendiriliyor. Gece uykudan uyandırabildiği aktiviteyle azaldığı ve sabah bir saatten fazla süren eklem tutukluğuyla, katılığıyla ilişkili olduğu öğreniliyor bu ağrının. Bu hastada yukarıdaki bulgulardan hangisi ya da hangilerinin saptanması aksiyel spondiloartropati tanısını destekler. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçları yanıt vermeyen değil, veren ağrı olsaydı, daktilit olması, bir inflamatuar bağırsak hastalığı olması, antinükleer antikor pozitifliği yerine HLA-B27 gibi bir şey söyleseydi olabilirdi arkadaşlar. Bu durumda 2 ve 3 aksiyel spondiloartropati özellikleridir ve bu hastadaki ağrının, bu hastanın inflamatuar ağrısı olduğuna dikkat edin lütfen az önceki sorudan. Bunun aksiyel spondiloartritle ilişkili olduğunu desteklerler. Cevabımız Bursa seçeneği. Hemen bir göz atalım bakın. 3 aydan fazla süren ve yaşı 45'in altında olan bir hastada inflamatuar bel ağrısı varsa tanı için görüntüleme ile sakro ile saptarsak tanıyı koyuyoruz. Ne ya? İnflamatuar e, spondiloartrit tanısı koyuyoruz. Spondiloartrit inflamatuar. Bir tane spondiloartrit özelliği bunun için yeter. Örneğin inflamatuar bel ağrımız var. Sakroileiti kesin olarak gösterdik. Tanımız tamam. Ancak bunu gösteremedik. Bu durumda MR yapabiliriz. Daha erken gösterme şansımız var. Yine gösteremedik. Bu durumda HLA B27 ya da iki ve daha fazla spondiloartropati özelliği de yine bize spondiloartrit tanısı koyduracaktır arkadaşlar. Peki spondiloartrit özellikleri ne? En sık gördüğümüz inflamatuar bel ağrısı, entesit, özellikle aşil tendonun topukla birleşim yerinde ya da diğer tendon birleşim yerlerindeki inflamasyonlar, ağrılar, anterior üveit, daktilit, tüm parmağın ödemli ve eritemli olması, sosis parmak ismini veriyoruz unutmayın. Soriyazis olması hastada, kron hastalığı ya da ülseratif kolit gibi bir inflammatory bowel disease olması, nonsteroidlere iyi yanıt vermesi, spondiloartrit aile öyküsü, HLA B27 pozitifliği, CRP'de yükseklik unutmayın sedimde değil. CRP'de yükseklik bunu lütfen aklınızda bulundurun ve artrit olması, inflamatuar e daha doğrusu spondyloartrit özellikleri olarak sınıflanıyor. Bunlardan bir tanesinin olması ile beraber ya da iki tanesinde ve daha fazlasının olması HLA-B27 ile beraber e, spondyloartrit tanısı koyduruyor. 13. sorumuzda 29 yaşında kadın hastamız var. 10 yıldır olan uzunca bir süredir bel ağrısı nedeniyle değerlendiriliyor. Ağrının istirahatte de daha şiddetli olduğu, aktiviteyle hafiflediği ve gece uykudan uyandırabildiği. Yani inflamatuar bel ağrısı olduğunu ya da omurga ağrısı olduğunu söyleyebiliriz bunun. Hastanın iki dayısında da bel ağrıları olduğu ve kendi ağrısının nonsteroid steroid ilaçlara yanıt verdiği anlaşılıyor. Bakın spondülartropati özellikleri var. Fizik muayenede bilateral sakroiliyak eklemlerde hassasiyet ve lomber vertebra hareketlerinde sınırlanma saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde sedimentasyon artmış. Direkt pelvis grafisinde sakroiliyak eklemlerde füzyon. Yani definitif sakroiliyet olduğunu görüyoruz arkadaşlar burada. Bununla zaten bel ağrısının eşlik etmesi bu hastada aslında tanıyı direkt koyduruyor. Az önceki durumdan hatırlayın. Bu hastada bir sonraki adımda yapılması en uygun tanısal test hangisidir diye sorulmuş. HLA-B27'ye bakılması, ana titresi bakılması, RF bakılması, CRP düzeyi ek test yapılmasına gerek yoktur. Tahmin ettiğiniz gibi bu hastada ek test yapılmasına gerek yok. Neden? Hastada ne var? İnflamatuar bel ağrısı var. Ve definitif olarak yani direkt grafiğiyle kesin sakrolelit gösterilmiş İkisinin olması zaten bu hastada spondül artropati olmasına yetiyor arkadaşlar. İnflamatuar bel ağrısıyla beraber. Bu durumda herhangi bir ek test yapmamıza gerek yok. Bu hastaya ankilozan spondilit tanısı koyabiliyoruz. Tabii diğer faktörler varsa örneğin hastada psoriasis varsa bu hastada psoriatik artrite bağlı spondiloartropati olabilir ya da yakın zamanda enfeksiyon geçirmişse ama bu hastanın 10 yıldır bel ağrısı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple en uygun tanı aslında hastada ankilozan spondilit olacak. 14. sorumuz. 30 yaşında kadın hastamız var. 3 haftadır olan Sağ işaret parmağı, sol el bileği ve sol ayak bileği ağrı ve şişliği, asimetrik bir artrit olduğunu görebiliyorsunuz. Uzun süreli bir İtalya seyahatinden yeni döndüğü ve turist diyalisi geçirdiğini de öğreniyoruz. Hasta eklem şikayetleri için naproxen kullandığını ve kısmen fayda gördüğünü belirtiyor. Fizik muayenede sağ işaret parmağında daktilit altını çiziyoruz. El ve ayak bileklerinde ise şişlik ve hassasiyet. Yani buralarda da artrit var arkadaşlar. Asimetrik artrit ve daktilit elimizde. Turist diaresi öyküsü var. Seyahat sonrasında. Başka ne görüyoruz? Ee, laboratuvar incelemelerinde sedimentasyon hızı, CRP düzeyi yükselmiş, beyaz küresi hafifçe yükselmiş, hemoglobini normal, kreatin ve karaciğer fonksiyon testleri ise normal saptanıyor. Bu hastanın yönetimde bir sonraki en uygun adım hangisidir? Yönetiminden önce bu hastada bir ön tanımızın, klinik ön tanımızın olması lazım. 30 yaşında bir kadın hasta, traveler's diarya olmuş, turist diyaresi olmuş. Ondan sonra ne gelişiyor? Bir e, latent periyottan sonra nonsteroidlere kısmen yanıt veren daktilit ve asimetrik artrit olduğunu görüyoruz ve CRP düzeyi de yüksek. O zaman bu hastada düşünmemiz gereken şey arkadaşlar nedir? Reaktif artrit. Reaktif artrit bildiğiniz gibi gastrointestinal sistemde ya da genitöriner sistemdeki enfeksiyonlar sonrasında otomün mekanizmayla gelişen bir artrit tablosu. Tedavide tanıyı bu şekilde koyabiliyoruz. Tedavide yapılması gereken nedir? Öncelikli olarak nonsteroid antiinflamatuar ajanlar, özellikle hastalık erken başlangıç döneminde ise nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar verilebilir. Şikayetlerin 3 haftadır olması semptomların yeni olduğunu gösteriyor bize. İndometazin gibi farklı bir nonsteroid antiinflamatuar ajanı denemek bu hastada en uygun seçenek olacaktır. Ancak hastanın kronik döneme geçmesi ya da nonsteroidlere yanıt vermemesi durumunda glukokortikoidler, metotrexat, ve sülfasalazin gibi ajanlar da kullanılabilir. Genellikle enfeksiyon hastalarda başvuru esnasında görünmez. Çünkü arada bir latent periyot olduğu için reaktif artite yol açan enfeksiyon çoğu zaman mevcut değildir ve antibiyotik tedavisinin çok faydalı olmadığı göstermiştir. Bunun istisnası nedir? E, Klamidya'ya bağlı olarak ortaya çıkan yani üretrit sonrasında ortaya çıkan reaktif artritte e, azitromisin gibi, siprofloksasin gibi, limesiklin gibi bazı antibiyotiklerin kullanılmasının faydalı olduğu gösterilmiştir. Ama gastrointestinal sistem enfeksiyonlarından sonra bunu genellikle görmüyoruz. Gayta kültürünün bir faydası yok, sipronun bir faydası olmayacaktır. hla B27 tanısal bir test değil. Bu hastada zaten kriterler tutuyor. Hela B27 yüzde 20 ile 50 arasında pozitif reaktif artrit hastalarında. Her hastada yok. O yüzden negatif çıkması tanıya kart etmez. Ancak pozitif saptanan hastalarda prognoz açısından önemi var. Çünkü daha şiddetli gidiyor arkadaşlar. Metotrexat bu aşamada gerekli değil bu hasta için ama ilerleyen dönemde dirençli olması halinde düşünülebilir. Son sorumuz e, Romato ikinci seansta. 29 yaşında erkek hastamız Eklem ağrısı ve şişliği nedeniyle değerlendiriliyor. Hastanın 3 hafta önce üretral yanma hissettiği, bundan bir hafta sonra önce sol dizinde, daha sonra sol ayak bileğinde şişlik, ağrı ve kızarıklık geliştiği, sol gözünde de kızarıklık ve ağrı olduğu öğreniliyor. Hasta ayrıca sol topuğunda yürürken ağrı olduğunu belirtiyor. Entesit var değil mi? Fizik muayenede bahsedilen eklemlerde şişlik ve hassasiyet Sol aşil tendonu insersiyo yerinde şişlik ve hassasiyet izleniyor. Gözlerde konjonktivit saptanıyor. Sol diz grafisinde yalnızca eklemde efüzyon görülüyor. Eklem sıvısı analizinde beyaz küre sayısının arttığını, ancak %65 nötrofil, %35 mononükleer hücre olduğunu görüyoruz. Gram boyama ve kültür ve kristal araması negatif saptanıyor. Yani bir septik artrit ya da kristal artriti yok hastada. Septik artrit yok. Kristal artrit yani gut pseudogutata yok. İnflamatuar bir asimetrik artrit var. Daha önemlisi hastada konjonktivit var. Ve ne var? Üretrit var. Bu üçünün birleşimine bu triyada ne ad veriyorduk arkadaşlar? Reiter sendromu diyorduk. Eski bir isim artık bunların hepsi reaktif artrit adı altında birleştiriliyor. Muhtemelen klamidya enfeksiyonuna bağlı olarak üretrit ona bağlı olarak da... Ee, Reiter sendromu gelişmiş. Bu hastada tanı için aşağıdakilerden hangisi en faydalı yaklaşımdır deniyor. Eee ya bağlı olarak gelişen üretrit tabanlı reaktif artritlerde idrar tetkikinde Klamidya PCR testinin uzun süre pozitif kaldığını biliyoruz. Bu nedenle bu hastada en uygun yaklaşım idrarda Klamidya polimeraz PCR testinin polimeraz zincir reaksiyonu testinin pozitif olduğunu gösterilmesi. CRP yüksek çıkacaktır. Tanı açısından bize ekstra bir bulgu vermeyecek. En azından Klamidya'ya bağlı olup olmaması açısından. HeLa B27 önceki soruda söylemiştim Yüzde %20 ile 50 arasında pozitif şiddetli hastalığı gösteriyor ancak tanısal bir faydası olmayacak. Negatif çıkabilir. Lumbosakral MR bu hastada bel ağrısı ya da omurlik ağrısı tarif edilmediği için bir fayda vermeyecek bize. HIV testi bu hastalarda ayrıcı tanıda mutlaka bakılmalı çünkü üretriti var hastanın şiddetli hastalıkla ilişkili olabiliyor ancak HIV pozitif çıkması bize bu hastada klamidya enfeksiyonu var tanısını koydurmayacak. O nedenle bu açıdan bir önemi bulunmuyor. Bakın triyada hatırlayalım Reactive artritteki, writer'deki konjonktivit, can't see, üretrit, can't pee, arthritis, can't bend the knee e, hatırlayabilirsiniz. Romatoloji ikinci seansı 15 sorumuz e, burada sona erdi arkadaşlar. E, i̇yi bir izleme ve tekrar izleme diliyorum size. Romato 3 ile ve Romato 4 ile tüm romatoloji konularını kapsayacak şekilde sorularımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.